israf etmekte bir şey esirgemedik. Bunu öncelikle belirtmek isterim. İkincisi, devletin bu konudaki AKP iktidarının bu konudaki tahammülsüzlüğünü zaten biz geçen yıl 18 Haziran'da bütün parti örgütlerimize İstanbul başta olmak üzere yapılan gözaltı ve tutuklama saldırısında da gördük. Bu tahammülsüzlük aynı zamanda diğer partilere de yapıldı. SDP'ye de yapıldı. Birçok devrimci kurum ve partiye de bu şekilde baskılar, tutuklamalar, gözaltılar biçiminde bir saldırı gerçekleştirildi. Bunları geçen yıl yaşadık. Bugün itibariyle baktığımızda Gezi direnişine katılan ve tutuklu bulunan hemen hemen herkes tahliye olmuştur. Fakat ne ilginçtir ki bir yıl sonra Malatya'daki Gezi eylemleri nedeniyle Malatya Cumhuriyet Savcılığı SDP üye ve yöneticisi olan benim ilçe başkanımızın ve ilçe yöneticilerimizin hakkında bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma sonucunda da gayet kapsamlı ama içeriği boş bir dava dosyası hazırladı. Bu dava dosyası da 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dosyada örgüt kurmak, yasa dışı örgüt kurmak, yönetmek, üye kazanmak, propagandasını yapmak ve benzeri suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlamalara dayanak oluşturan en büyük şey Malatya'da gerçekleşen Gezi eylemlerine katılmak. Gezi eylemleri sadece SDP'nin içerisinde olduğu bir eylemsellik değildi.